Kök hücre tedavisinde biz metod olarak nasıl bir yöntem izliyoruz? Ondan da biraz bahsedeyim. Öncelikle PRP tedavisi dediğimiz tedaviyle kök hücre tedavisini aynı anda uyguluyoruz. PRP bildiğiniz gibi pıhtılaşma hücrelerinden zenginleştirilmiş serum demek, kandan hazırlanıyor. Dolayısıyla kök hücreyi de biliyorsunuz göbek yağından hazırlıyoruz. Ve iki tedaviyi bir enjektörde birleştirerek rahatsız olan bölgeye uyguluyoruz. Önceleri bu tedaviyi genel anestezi altında uygularken bugün artık lokal anesteziyle uygulamak mümkün. Tabii ki hem bu tedaviyi bu şekilde değiştirmemiz hem hastanın rahatsızlığı açısından hem de süre açısından bize avantaj sağladı. Bir diğer nokta da işlemin bu kadar kısa sürmesi ameliyat sonrasında ya da daha doğrusu müdahale sonrasında hastanın 1-2 saatlik istirahatinden sonra eve gönderme imkanı sağlamaktadır.